Müsaadenizle şöyle yapayım. Evet, yayına geçiyoruz. Evet, öncelikle hepinize hoş geldiniz diyorum. Şimdi bugünkü basın açıklamamızın birkaç tane maddesi var. Bunlardan bir tanesi Akçakoca Belediyesi'nin yapmış olduğu ihale ve takas. Bu konuyla ilgili bizim şu ana kadar herhangi bir açıklamamız olmadı. Yalnız sosyal medya üzerinden birkaç abimizin yazdığı, bize özellikle sorduğu sorulara cevaplar verdik. Yani hiç ne düşündüğümüzle ilgili sorular sordular. Biz bu konuyla ilgili en son meclis üyelerimiz aracılığıyla onu da şu şekilde yansıtmışlar. İşte kendileri bir yere yazdırdı, etkiledi falan, böyle bir şey yok. Yazıyı hazırlayın, bana atın. Bizim bu konudaki, yani belediyenin herhangi bir satış noktasında zorunlu kalmadıktan sonra hiçbir şeyi satmasına razı olmadığımıza dair her mecliste gündem maddeleriyle biz burada basın dedi, yanlış oldu. Yerel yönetimler toplantısı. Yani ben burada ilçe başkanı olarak bir de genel yönetimler başkanımız var ve meclis üyelerimizle toplantı yapıyoruz. Bütün konuları öne alıyoruz. Akçakoca'nın menfaatine olan konularda kesinlikle evet dedik diyoruz. Arkadaşlarımızla grup karar alıyoruz. Akçakoca menfaatine görmediğimiz olaylarda bunlara hayır diyoruz. Zaten yapılan bu satış hangi mecliste geçmişti? Herhalde 2019 mecliste. Evet. O mecliste bizim red oylarımız ortada. Yani buradaki bizim tavrımız belli. Biz diyoruz ki Akçakoca Belediye Başkanlığı zorda kalmadıkça para getiren, gelir elde ettiğimiz hiçbir yeri satmasın. Buna da red oyla cevap verebiliyoruz. Ha, burada çoğunluk kimdedir? Bildiğiniz üzere MHP grubundadır. Evet olarak, yani oy çokluğuyla evet olarak geçer. Sonrasında iş nereye gider? Bir ihale komisyonu kurulur. İhale komisyonu bilirkişi eksper değerleri olur. Bu yerin satılmasıyla ilgili yetki tamamen ihale komisyonuna verilir. İhale komisyonunun en son onayında Sayın Belediye Başkanımız onaylar ya da bu az der, onaylamayabilir, itiraz edebilirler. Komisyon buna hayır diyebilir. İleride satmak zorunda değildir. Biz burada işin şu noktasında değiliz. Burası ucuzdur, pahalıdır, ona satılmış, buna satılmış noktasında kesinlikle değiliz. Ama gördüğümüz kamuoyunun bir serzenişi var. Gerçekten burası bu paraya ucuz diyorlar. Kimine göre uygun diyor, kimisi ucuz diyor. Yani ben AK Parti ilçe başkanı olarak hiçbir yerin bedelini belirlemekle ilgili yetkili değilim. Yetki tamamen belediyenin muhtesinde. Ucuzun da vebali onların, pahalı satarlarsa da sevabı veya ödülü onların. Burada bunun kararını verecek olan kamuoyudur, halktır. Biz Okan Bey'e gidip de sen bunu nasıl ucuza satarsın demek gibi bir yükümlülüğümüz, görevimiz yok. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Ama bu memleketin, Türkiye Cumhuriyeti ülkesinin tabii ki kanunları vardır. İlgili kişiler itirazlar ediyorlar, ilgili yerlere şikayetler ediyorlar, ediliyor. Biz de buna grup kararı olarak zaten bir açıklama yapıp biz bunun uygun olmadığını, satılmasını uygun bulmadığımızla ilgili bir açıklama yaptık. Benim meclis üyelerimin yapmış olduğu açıklama beni bağlar. Çünkü ben onunla bilgi sahibiyim. Evet, bunu yapabilirsiniz diyor. Neden? Çünkü bilmiyor vatandaş. Vatandaş zannediyor ki toplu karar alındı, meclisin hepsi evet verdi, satıldı. Hayır. Burada hayır denilenlerin, kişilerin bilinmesi lazım. Hangi gruplar hayır dedi. Demek istediğim şu, burada satılan ya da takas edilen mülklerle ilgili bizim zorunluluk arz etmediğini düşündüğümüz için kesinlikle onayımız yok. Bizim bu konudaki tavrımız meclis grup kararında alınmış şekildedir. Orada verdiğimiz oy reddir, hayırdır, satılmasın noktasındadır. Yine de aynı şeyleri söylüyoruz ama bana şunu sorarsanız, burası bu kişiye niye satıldı, bu niye bu paraya satıldı noktasında benim herhangi bir cevabım yok. Kişiyle ilgili de bir sıkıntım yok. Onlar da bizim abimiz, kardeşimizdir.
satılabilir. Ama kamuoyunun bu serzenişini Sayın Belediye Başkanı ve Yerel Komisyonumuzla değerlendirilip tekrar acaba biz bir yerde bir hata mı yaptık noktasında değerlendirilmesini ben doğru buluyorum. Ve yapacaklarını düşünüyorum. Çünkü bu kadar şikayetten sonra bu konuyla ilgili yukarıdan mutlaka bir inceleme, bir müfettiş gelecektir. Bir inceleme yapacaktır. Türkiye Cumhuriyeti'nin kanunları var dediğim gibi. Sayıştay var, Danıştay var, işte İçişleri Bakanlığı var, müfettişler var. Yani burada kimse ben yaptım, ben böyle sattım da olmuyor. Ben Okan Bey'den şunu bekliyorum. Evet, biz bir ihale yaptık. Bu ihale kamuoyunda ucuz bulunuyor. Eğer ucuzsa, gerçekten böyleyse İçişleri Bakanlığı'ndan müfettiş talep ederim. Gelin inceleyin. Burada bir usulsüzlük, bir hata, bir yanlış var mı? Varsa iptal edelim, ben tekrar ihale yapayım. Yoksa her şey doğruysa, değerine satmışsak işimize devam edelim demesini bekliyorum. Yani bunu da yapacağına inanıyorum Okan Bey'in. Çünkü Akçakoca da ciddi bir oyla belediye başkanı olmuştur. Akçakoca'ya bunu çok görmeyecektir diye düşünüyorum. Birinci konumuz bu. Diğer takas konusuyla ilgili aynı şey diye düşünüyorum. Burada bir mal verilir, bir mal alınır, onun değeri, bunun değeri. Bunun muhasebesine oturup biz yapacaktık bunu da değil. Bunu yapacak kişi belediyedeki yetkililerdir. Burada az bir bedel biçip, diğerini daha pahalıya, işte diğer tarafa rant sağlanıyor, o oluyor, bu dedikodular var. Bunları da tekrar gözden geçirmelerini öneriyorum kendilerine. Ben bu konuyla ilgili çok fazla rakamsal olarak bir bilgim yok. Ben de bir iş adamıyım, ben de bir inşaatçıyım, ben de bir siyasetçiyim. Ancak rakamları bizim müdahale etme şansımız yok. Bunun artısı, eksisi tamamen belediyenin yetkili birimlerindedir. Onlar da bunu göz ardı etmeyeceklerdir diye düşünüyorum. Akçakoca halkıyla bunu çıkıp açıklayacaklardır. Biz böyle yaptık, böyle yaptık diye. Birinci konu bu. En önemli konu da buydu zaten. Neden bu açıklamaları yaptık? Sürekli bizi bir açıklamanın içine çekiyorlar. Yani sanki AK Parti ilçe başkanı olarak veya teşkilat olarak biz çıkıp bir şeyler söylediğimizde hemen her şey duracak, iptal edilecek ve böyle bir yetkimiz yok, böyle bir gücümüz yok. Biz sadece bize göre doğru olanı karşı tarafa söyleriz, bizi dinlerler ya da dinlemezler. Tamamen yetki kendilerindedir. Akçakoca adına yapılacak her türlü, Akçakoca menfaatine yapılacak her türlü şeyde yanlarındayız. Yanlarında da olduk zaten biliyorsunuz. Ama bu konuda bir ihaleye bizim müdahale etme şansımız yok arkadaşlar. Özellikle bunu belirtmek istiyorum. Bizden böyle çok fazlasıyla beklenti içinde olan kamuoyunu bu şekilde bilgilendirmek istiyorum. İhaleyi iptal edin deme bizim elimize değil. Ona diyecek merciler, burada yanlış var diyecek merciler, müfettişlerdir, Sayıştay'dır, Danıştay'dır. Bu konularla ilgili benim söylemek istediklerim bunlar. İkinci konu, ilgili bazı ilçe başkanı arkadaşlarımız, kardeşlerimiz bu konuya müdahaleler sürekli yazıyorlar, çiziyorlar. Öyle olmaz, böyle bitmez. Tabii ki kendi otellerindedir. Ben onlara herhangi bir şey söylemek istemem ama bizi de katarak, bizi de bu işin içine çekerek ya da yazdıkları açıklamalar içerisinde bize laf çarpıştırarak konuşmalarını doğru bulmuyorum. Herkes kendi siyasetini, kendi doğrusunu yapacak. Bize göre bu doğrudur ya da yanlıştır da demiyorum. Ama benim ağzım var. Ben bir açıklamayı kendim çıkıp yapabiliyorum. Siz de bir açıklama yaparak kendinizin ifade edin. Yani beni katarak bir şeyleri öyle yapsın, böyle yapsın, beni yönlendirmeye çalışmanıza gerek yok. Artı şöyle bir hava esiriliyor. Biz bir açıklama yapıyoruz. Biz bunu bir sene önce herhangi bir malın satılmasına hayır cevabı verdik diye açıklama yapıyor benim meclis grubum. CHP veya işte diğer parti, işte AK Parti birlikte ittifaka zarar verecek hareket yapıyorlar. Yani ona karşı hareket yapıyorlar. Bizim böyle bir birlikteliğimiz yok arkadaşlar. Biz herhangi bir partiyle beraber burada bir birliktelikte açıklama falan yapmadık. Veya kol kola girip MHP'ye ya da ilgili belediyeye bir tavır takılmadık. Yani şu anda karşınızdayım. Söylediklerim de gayet net. Bir açıklama yapacaksam ben yaparım veya benim meclisime yapın derim yaparlar. Bizim hiç kimseyle bir dirsek temasımız, bir birlikte yürüyüşümüz yok. Allah'a şükür aklımız var, fikrimiz var. Konuşacak şeylerimizi de biliyoruz. Bu noktada da yapılan haberleri doğru bulmuyorum. Yani bizi bir araya getirip birlikte oldular, oraya karşı tavır takındılar diye. Biz Akçakoca menfaatine, Akçakoca'yı bilgilendirmek adına
bizimden de durduğumuzu bilsin Akçok Hoca diye bir açıklama yaptık. Yani bu açıklama onlarla aynı şeyi savunuyor olabilir. Ama beraber hareket ediyoruz diye bir noktayı kabul etmiyorum. Böyle bir şey kesinlikle hayır diyor. Biz AK Parti iç amaçları olarak, teşkilat olarak, meclis üyeleri olarak tavrımızı size söyledik. Biz belediyenin hiçbir malının çok zorda kalınmadan, gerçekten öyle bir zoraki durum olmadan satılmasına karşıyız. Satılmasın. İkinci bir konu, bizim Çuval Çarşısı'nda bir gençlik merkezi projemiz vardı. Belki daha önce size bahsettik. Proje şu, bunun bakanlıktan en son gençlik ve spor bakanımız geldiğinde onayını aldık. Yani sözünü aldık öyle diyelim. Şu anda da ödeneğini çıkarttık. Yani yapılacak olan yer neresi onu söyleyeyim. Mevcut kapalı spor salonunun hemen arkasında bir tenis futbol oynadığımız Osman hatırlarsınız evet. Lise yıllarında bir alan var. Güzel de bir alan. O alanı değerlendiriyoruz. Şu proje yani yer burası şu arkası şu projeyi orada ödeneğini hazırladılar. Bugün il başkanımız aradı sağ olsun. Esnaf Başkan basın açıklama yaparken bunu da bildir. Ben de saat 5'te bir açıklama yapacağım zaten dedi. Hayırlı olsun diyorum Akçok Hoca için. Yani biz her ne şekilde, her ne şartlarda olursa olsun, bugün bu zor şartlarda koronayla ülkemiz bütün imkanlarıyla uğraşırken bir yandan da Akçok Hoca'ya, Düzce'ye yatırım getirmeye hala mücadele ediyoruz. Biz AK Parti olarak çalışmaya devam ediyoruz. Bugün açılışı yapılmış olan hastanemizi biliyorsunuz Başakşehir Hastanesi'nde bugün açılış yaptı Sayın Cumhurbaşkanımız. Nasıl bir hastane, nasıl bir tesis Türkiye'ye, İstanbul'a kazandırdığımızda sosyal medya üzerinde fotoğraflarda gördük. Gurur duyuyorum. Ülkemle gurur duyuyorum. Reisimizle, başkanımızla, bütün bakanlarımızla, bütün teşkilatlarımızla, Türkiye adına yapılan bütün çalışmalar adına hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Gerçekten şu zorlu koronavirüs süreci kapsamında Türkiye olarak dimdik ayakta duruyoruz. Tabii ki hatalar ya da eksikler gün ardı böyle hemen müdahale edemediğimiz şeyler oluyor ama şunu bilin, belki sosyal medyadan takip ediyorsunuz, her şeye müdahale etmeye çalışıyoruz. İlçe bazında eksik gördüğümüz, yardımcı olabileceğimiz ne varsa bankalar dahil özellikle söylüyorum. Çünkü insanlara reisimizin açıklamış olduğu belli krediler var. Bu kredilerle ilgili tıkandıkları noktalarda destekler olduk. Birçok kişi gerçekten normal şartlarda hiç kredi alamayacak insanlara krediler verildi. Bunu bilmenizi isterim. Yine de sıkıntısı olanlara bankadaki çalışanlar ve müdürlerimizle görüşerek yapılabilecek ne varsa iyi niyet çerçevesinde yardımcı olmaya çalışıyoruz. Diğer şeyleri basından yine takip etmişsinizdir. Bir sürü açıklanan paketler var. Bu paketler şimdi çok çok böyle anlatıp sizi şey yapmak istemiyorum yani vaktinizi almak istemiyorum ama gerçekten ülke adına yani güzel paketler, güzel şeyler açıklandı. Bunlar için de başımızdaki reisimize, bakanlarımıza ilahi olarak teşekkür ediyorum. Eksiklikler vardır dedim. Özellikle eksikler bize en çok gelen şikayet maske konusu. Maske ile ilgili önce PTT ile ilgili bir şey yapıldı. PTT buna herhalde büyük ihtimalle dağıtımla ilgili yetemedi. Eczanelerden de Düzce'ye kadar geldi, dağıtımlar başladı. Onu da söyleyeyim. Dağıtım hani talepte bulunup da kendine gelenler bana atıyorlar. Başkanım geldi diye. Yani bazılarının tabii interneti yok, talepte bulunamıyor. Böyle sıkıntılar da var. Bunları da biz çok zorda kalmamak adına yine sosyal yardımlaşmadan kendi imkanlarımızla elimizden geldiğince destek olmaya çalışıyoruz. Onun da bilgisini vereyim. Ama maske gerçekten sıkıntı oldu. Özellikle fahiş fiyatlara çıkarmaları, rekabeti çok fazlasıyla üst seviyeye çıkarmaları noktasında parayla satılamaz dendikten sonra bir sıkıntı yaşadık. İnşallah bunu da çözdük. Bundan sonra sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Ben daha fazla uzatmak istemiyorum. Asıl konumuz zaten bizden beklenen açıklama belediye ile ilgili konuydu. Bunu açıkladım. Peşinden de bir müjde verdim Akçok Hoca adına. Güzel bir proje. İnşallah memleketimiz için hayırlı olur. Biz çalışmaya devam edeceğiz. Yanlışların karşısında durmaya devam edeceğiz.
Allah'a emanet ediyorum hepinizi. Varsa sorunuz, soru alabilirim. Evet, teşekkür ederim. Herhalde soru yok. Bakalım, soralım. Bir soralım. Buyurun. Varsa. Ben ne demek? Yeni Aksuboy Haber, Kurum Başkanı Hüseyin Dezgez. Başkanım, bu spor sahası var. Orası ilgili bir ihale aşaması olmuştu. Onunla ilgili en son durum, bizi bilgilendirir misin başkanım? Stadyumla ilgili mi? Evet. Stadyumla ilgili, evet, tadilat, oradaki belli eksik görülen yerlerle ilgili bir tadilat var. Evet. Tadilatın zamansız başlaması biraz sıkıntı yarattı. Onu da zaten çözdük, biliyorsunuz. Yani maçların tam böyle bal liginin maçlarının yapılacağı, hani bal ligine çıkış maçlarının daha doğrusu yapılacağı süreçte yıkımın başlaması biraz sıkıntı yaratmıştı. Sağ olsun spor, il spor müdürümüzü çağırdık, aradık kardeşimizi, geldi. Nasıl çözebiliriz dedik, çözdük. Yani orada biz maçlarımızı oynamaya devam ediyoruz, biliyorsunuz. Oradaki tadilatlar da devam ediyor, kısa sürede bitecek. Aydınlatmalarla ilgili sıkıntılar vardı. İşte koşu, stadın sahanın etrafındaki koşu yapılan yerlerdeki o zeminlerin değişimi var. İşte tribünlerin bakımları vardı, boya falan. Şu anda herhangi bir sıkıntı yok Hüseyin Bey. Zaten maçlar her şeyde durunca tadilat evet, devam ediyor yani. Hiçbir biliyorsunuz herhangi bir şey yapılmıyor şu anda. Evet. Var mı başka soru? Evet. Teşekkür ederim. Evet. Teşekkür ederim.